Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna ve Suriye konularının ele alındığı belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada telefon görüşmesinin Almanya'nın girişimi üzerine gerçekleştiği belirtilirken, görüşmede Ukrayna'daki durum, özellikle de çatışmanın 12 Şubat 2015 tarihli Minsk Anlaşması'nın uygulanması yoluyla çözümüne uluslararası yardım konusu ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, krizin çözümü için temel olarak bu anlaşmaların alternatifsiz olduğunun altını çizdi dendi. Bu konudaki görüşmeleri çeşitli formatlarda etkinleştirme kararı alan liderlerin ayrıca Suriye konusunda görüş alışverişi yaptığı aktarılırken, teröre karşı mücadelede uluslararası çabaların koordine edilmesinin önemi vurgulandığı ifadesi yer aldı. Öte yandan Fransız televizyon kanalı TF1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yönelik ithamları politik söylem olarak nitelendirdi. Batı'nın Rusya'nın Halep'i bombaladığına dair iddialarını değerlendiren Putin, bu politik söylemler herhangi bir sağduyuya sahip değil ve gerçekteki durumu değerlendirmeye almıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Suriye'deki sorunun ana sorumlusunun ABD ve müttefikleri olduğunu söyledi. Bölgenin tamamında ve özellikle Suriye'deki durumun sorumluluğunun batılı ortaklarımızda olduğuna inanıyorum. Tabii ki ilk olarak ABD'ye ve onun müttefiklerine diyen Putin, Halep'e yardım götüren Birleşmiş Milletler konvoylarının uğradığı saldırıyla ilgili silahlı güçlerimizin Rus ordusu askerlerinin Castillo yolunda durması ve güvenliği sağlaması için teklif aldık. Hayır dedim. Bunu ancak ABD taraflarıyla birlikte yapmalıyız. Bunu onlara önerdim. Doğrudan reddettiler. Orada durmak istemediler. Muhalif terörist grupların askeri birliklerinin çekilmesini istemediler dedi. Rus Hava Kuvvetleri'nin Halep'teki operasyonlarına da değinen Rus lider, rehineler alır, insanları öldürür ve kafalarını keserken tüm dünyaya şantaj yapmalarına izin veremeyiz. Eğer terörle mücadele işini bitirmek istiyorsanız o zaman savaşmalısınız dedi.